Eğitim durumuyla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü bize verilen imkanlar pek de iç açıcı değil. Çalışmak istemeyen insanlar biraz fazla. İstihdam yok ama işsizlik çok. TÜİK az bile söylemiş. TÜİK yalan söylüyor. TÜİK, Türkiye'deki işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'deki işsiz vatandaşların sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artış gösterdi. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Eğitim durumuyla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü bize verilen imkanlar pek de iç açıcı değil. Yani daha çok iş imkanı olan mesleklere yöneltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bunun sorunu neden oluyor olabilir? Neden insana yöneltilmiyordur? Eğitim sistemimiz çünkü eğitmeye yönelik değil de daha çok okulu bitirmeye yönelik bir eğitim sistemimiz var maalesef. Daha verimli imkanlar olsa daha iyi yerlere gelebiliriz. Üniversite mezunu musunuz? Yok, hayır. Okuyor musunuz? Okuyorum. Hangi? Üniversiteye hazırlanmaya çalışıyorum. Hangi bölümü düşünüyorsunuz? Tıp düşünüyordum fakat maalesef bu şiddet olaylarından dolayı çok umudum kırıldı. Onun için daha alt seviyelere inmeyi düşünüyorum. Peki mezun olduktan sonra sizce iş bulabilecek misiniz? Pek sanmıyorum açıkçası. Daha çok yani amacım aslında yurt dışına çıkmak ama onun için de tabii ki ekonomik nedenler pek imkan vermiyor. Vallahi şimdi yalnız bu Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında böyle. Ben yurt dışındayım. Bugün gece Allah nasip ederse yine uçacağım. Fakat Almanya'da da aynı ya. Sadece Türkiye'mizi karalamayalım. Yani Türkiye gerçekten dışa bakarak iyi ya. Bana göre öyle geliyor yani. Almanya'da da işsizlik rakamları çok fazla. Aynen öyle abi. Pahalılık aynı, benzin ayrı. Yani her şeyi hükümetin üstüne yüklüyorlar da yazık oluyor. Yani şu hükümet bana göre yani iyidir yani. Dış devletlere göre mesela bak Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. İyi ben seviyorum adamı. Peki ya sizce Türkiye'deki işsizlik rakamları nasıl düzeltilebilir? Abi bu buranın zenginleri kendiler devamlı birer kişi yanlarına alıp çalıştırırlarsa Suriyeliler geldi biliyorsunuz. Suriyelilere şimdi adam sigorta ödemiyor. Tutuyor onlara mesela ufak bir harçlık gibi para veriyor. Ama bunlar zamanında işleri öğrenecekler. Geçen sanayiye gittim ben. Acayip bir şekilde Suriyeli dolu. Bunlar yarın bizim başımıza hep bela olacağını ben tahmin ediyorum. Ben görmem belki de bizim gençlerimiz görebilirler inşallah. Bunların hepsi usta olacaklar. Bizim gençlerimiz de böyle ortalıkta gezip dolaşacaklar. Ben öyle tahmin ediyorum. Eğer mümkünse sigortalı olsunlar. Vergisini falan ödesinler. Her şey gülistanlık olur. Benim görüşüm bu yani. TÜİK az bile söylemiş. TÜİK yalan söylüyor. Zaten TÜİK'e başına gelen genel başkanı biliyoruz. Her gelen onun devamı düşürüyor. Biliyorsunuz yani. Peki neden yalan söylüyor olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü hiçbiri doğru söylemedi ki. Doğru söyleyen birisi gelmedi ki. Ne zaman hükümet gider ondan sonra doğrusu gelir. Peki sizler Türkiye'deki işsizlikle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi işsizlik çok yani. Haddini aşmış yani. Ne olacak? Hayat pahalı. İşveren de zorlu. Zorda. Çalışan da zorda. Haliyle işsizlik çoğalıyor tabii ki yani. Biliyorsunuz enflasyon almış başını gitmiş, pahalılık öylesine. Öyle oluşunda tabii ki yakıt zamları öylesine gidiyor. Ne olacak? Vatandaş altından kalkamıyor, işveren de kalkamıyor, çalışan da kalkamıyor. Sizce işsizlik rakamları nasıl azaltılabilir? Ve üretimle. Üretim olmadan hiçbir şeyi halledemezsin. Ancak üretim olacak, işsizlik öyle çoğalır, azalır. Ne diyeyim yani hiçbir taraf ekin yapılmıyor. Mazot pahalı biliyorsunuz. Ondan sonra gübre pahalı. Çiftçi köyden kaçmış. Ne olacak? İşsizlik büyüyor. Millet şehre doldu devamlı. Tabii şehir merkezi altından kalkamıyor bu işin altından. Haliyle devam edip gidiyor. Ne olacak bilmiyoruz yani sonumuz. Abicim daha da düşecek. Daha da yükselecek. Niye? Çünkü bir pandemi olay çıktı. Ondan sonra kış çıktı bilmem bir şey oldu. Şu anda bir de biliyorsunuz savaş var. Ondan dolayı da bayağı bir etkilendik. Artı benzinler falan zamlandı. Şimdi millet arabasını çalıştırmaya korkuyor. Organizelerde %80'i şu anda
kapatmış durumda. Kesinlikle iş sahası bitti. Normalde İç Anadolu'nun %70'i iş çoğunluğu olarak Kayseri'de, ama şu anda Kayseri'de sıfıra düştü. Daha da kötü olacak, daha da kötü günlere gideceğiz. Bunun bir şekilde devlet büyüklerinin bir şekilde el atması lazım. Neden? Vatandaşı için. Peki devlet büyükleri buna ne yapılabilir? Ne yapmasını istersiniz? Abi devlet büyüklerinin ne yapması lazım? İş ortamı açması lazım. Patron, hani işverenlerin maddi olarak destek vermesi lazım. En azından işçiler için. Özellikle engelliler için. Şimdi mesela %60-%70 engeli olan arabalara mahkum olanlar boyacılık yapıyor. Ona bile izin verilmiyor. Bir şekilde toparlanması lazım. Olacağı buydu zaten. Öyle yani. Peki şey, ilerleyen süreçten neler bekliyorsunuz? Sizce bu durum düzeltilir mi? Her şey daha da kötü olacak. Neden? Zaten hani biliyorsunuz doların, euronun etkisi de var bu işsizliğin içerisinde. Ve diğer ülkelerden gelen vatandaşlardan dolayı da aynı şekilde. İnsanlar artık hani kendi paçasını yırtma derdinde olduğu için kendi Türk vatandaşlarımızı değil de yabancı ülkedeki insanları çalıştırma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü biliyorlar ki onlar daha az parayla çalışıyorlar. Ondan dolayı da işsizlik bu şekilde artıyor. Ve her şeyde zam geldiği için tüm herkes daha az eleman çalıştırma derdinde. Ondan dolayı işsizlik ve ileriki yıllarda bu daha da berbat olacak yani. Peki nasıl düzeltilebilir sizce bu sorun? Bu sorun nasıl düzeltebilir? Düzeltilebilir mi? Bence düzeltilemez. Böyle devam eder. Böyle devam eder. Zaten kıyamet de yaklaşıyor. Neden kıyamet yaklaşıyor? Kıyamet yaklaşıyor. Neden bunu düşünüyorsunuz? Neden bunu düşünüyorum? Ya bilmiyorum, bu şekilde düşünüyorum. Kıyametin yaklaştığını, kıyametin alametleri. Her şey çok kötü olacak ileriki yıllarda. Bence arttığını düşünmüyorum. Ben yurt dışından geliyorum. Fakat yurt dışına bakarak bizim Türkiye'm gerçekten çok ferah bir ülke olarak da görüyorum. İşsizlik oranı bence artmadı. Bence çalışmak istemeyen insanlar biraz fazla. Peki neden öyle olabilir? İnsanımız biraz sanki hazırcı. Yani Avrupa'ya özeniyorlar. İşte orada sosyal haklar daha çok geniş. Biz de burada aynısını yapalım diyorlar ama bunlar hemen olacak bir iş değil. Zamanla her şey yerine oturacak diye düşünüyorum. Peki hangi ülkeden geliyorsunuz? Ben Avusturya'dan geliyorum. Avusturya'ya bakacak olursa Türkiye'deki işsizlik oranı nasıl ikisi arasındaki? Avusturya daha fazla işsizlik oranı var. Tabii oranın insan yani kalabalıkla buranın tabii ki nüfusuyla oranın nüfusunu kıyaslamamız mümkün değil. Ama dışarıdan çok mülteci geldi. Suriyeli, Irak'tan, İran'dan birçok mülteciler var. Yani bilemiyorum yani. Bundan dolayı belki işsizlik oranı fazla olabilir burada. Vallahi bu keşke böyle kalsa ama bu devam eder böyle. Artar, devam eder. Hiç şüphem yok bundan. Neden derseniz yatırım yok bir kere. Yatırım olmayan yerde işsizlik haliyle artar. Bu önleyeceklerini de sanmıyorum yani. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Bu ana kadar bu kardeşlerimiz iktidara geldiklerinde işsizlik oranı neydi, şimdi neydi? Artarak devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde devam ediyor. Peki sizce bunun önüne nasıl geçebiliriz? Yatırım yapacaksın. Yatırım yapmazsan. Yatırımdan kastınız? Yatırımdan kastımız da sanayiye ağırlık vereceksiniz, tarıma ağırlık vereceksiniz. Tarım ve sanayi olmadığı müddetçe böyle çok palyatif şeylerle bu işsizlik önlenemez yani. Ya işsizliğin artması normal. Tabii ki kriz var. Yani artmıştır, büyük, daha fazla artmıştır belki de. Görünen olur yani. Peki sizce bu sorunun önüne nasıl geçebiliriz? Sürünün önüne gitmeyi... Ya da geçebilir miyiz? Sıkıntı tabii, biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah geçeceğiz. Geçilmesi için neler yapılabilir? Fabrika yapmamız lazım. Çiftçiliği desteklememiz lazım. Çiftçiliği kalkındırmamız lazım. Peki sizce Türkiye'deki fabrikalar ve çiftçilik yeterli mi? Nüfusa göre yetersiz tabii. Yetersiz şu an için. İlerleyen süreçte yeterli olur mu sizce? Onu bilemiyorum şimdi, ne desek boş. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz çünkü. Ya bu süreç bana kalırsa normal bir süreç. Şundan kaynaklanıyor. Çünkü 2 yıl pandemi süreci vardı. İnsanların çoğu çalışmıyordu. Ama ben bu rakamların daha da düşeceğine inanıyorum. Fazla olacağına inanmıyorum. Çünkü iş kollarının artmasıyla beraber bu işsizlik rakamları daha fazla düşecektir diye inanıyorum. Devletin de buna göre uygun adımları vardır. Ona göre bir şeyler de düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum.
Peki ya sizce vatandaşlar kendisi göre iş bulabiliyorlar mı? Ya biraz da bizim vatandaşların şeyine bağlı, eğitim durumlarına bağlı. Eğer kendileri iş bulmak isterlerse, kalife olarak kendini yetiştirirlerse birçok alanda iş bulabilirler diye düşünebiliyorum ben. Türkiye'nin işsizlik oranıyla ilgili bayağı bir açığı var. Buna kalırsa Kayseri'deki daha çok işsizlik oranı hep gençlerimizle alakalı oluyor. Buna da Türkiye'deki işsizlik oranı da hep Avrupa'ya yansıtılıyor. Avrupa'ya yansıtıldığı için de Türkiye'nin oranı daha çok bence. Çünkü istihdam yok ama işsizlik çok. Buna kala. Peki ilerleyen süreçte neler bekliyorsunuz? Sizce işsizlik oranları düşer mi? Vallahi Türkiye'de işsizlik oranı düşmez. Buna kalırsa Avrupa'ya hep kıyaslıyoruz. Avrupa'nın yansımasıyla, Avrupa'nın hep düşünceleriyle yapıyoruz. Buna göre gençlerimiz hep Avrupa'ya açılıyor. Avrupa'nın oranıyla alakalı düşünüyor. Buna kalırsa zannetmiyorum.